Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, HDP'li vekil Türkiye'ye soykırım iftirasında bulundu. Türkiye'ye akıl almaz iftira geldi. Değerli izleyenler, HDP'li Tülay Hatimoğulları Türkiye'yi sözde Kürdistan'ın dört parçası olarak tanımlayarak, iktidar askeri diplomatik özel harp yöntemleriyle her yönü deneyerek siyasal ve kültürel soykırımı dayatmaya devam ediyor sözlerini sarf etti. HDP İstanbul'un göbeğinde terör propagandasını sürdürüyor. Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin öncülüğünde İstanbul'da Hakların Demokratik Kongresi başlıklı bir genel kurul gerçekleştirildi. Skandal törende konuşan HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, PKK terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyip Türkiye'ye soykırım iftirasında bulundu. Türkiye'yi sözde Kürdistan'ın dört parçasından biri olarak nitelendiren Hatimoğulları, iktidar askeri diplomatik özel harp yöntemleriyle her yönü deneyerek siyasal ve kültürel soykırımı dayatmaya devam ediyor dedi. AK Parti MHP eliyle inşa edilen faşist rezim yeni yüzyılda ulus devleti pekiştirmek için her yolu mübah görmektedir. Rejim yeni yüzyılın inşasında Kürtler üzerindeki çöktürme planına devam ettiriyor. Askeri, diplomatik, özel harp yöntemleriyle her yönü deneyerek siyasal ve kültürel soykırımı dayatmaya devam ediyor. Kuzey ve Doğu Suriye'yi statüsüz bırakarak Türkiye'ye dahil olmak üzere dört parça Kürdistan'da hiçbir statü elde etmemesi için özel olarak sınır içi ve dışında yoğun stratejiler içinde girdiğinin farkındayız. Mevcut iktidarın operasyonlarına ses çıkarmamak ve önümüzdeki süreçte olası bir kara harekatına yeşil ışık yakılma olasılığına bakarak burada öldürülmek istenen bir Rojava vardır. Sayın Öcalan üzerinde uygulanan tecrit kalkmalıdır. Öcalan Kürtlerin iradesidir, Orta Doğu halklarının yaşadığı sorunlara çözüm olabilmiş önleridir ifadelerine yer verdi.